Türk Telekom Siber Güvenlik Direktörü Sayın Mahmut Küçü rica ediyorum. Siber güvenlik altyapı dayanıklılığını anlatacak bizlere. Buyurun efendim, süreniz 20 dakika. Selamlar, saygıdeğer davetliler, sayın komutanlarım. Hoş geldiniz sayın katılımcılar. Bu siber güvenlik etkinlikleri açıkçası çok gündemde tutulması açısından riskin ve yaşadığımız onca olaydan sonra insanların kamuoyunun aslında bilinçlendirilmesi açısından ve karar alıcıların kendilerini yenilemeleri açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu etkinliği de düzenleyen İSEF organizasyonuna, Musa Bey'e ve ekibine teşekkür ediyorum. Şimdi tabii güncel konularla bir değinerek başlamak lazım. Biz bu hazırlığı yaparken kendimiyle konuştuğumuzda neler anlatacağız, yani devamlılık nedir dediğimizde bir Venezuela olayı tabii gerçekleşti. Sıcak gündem. Hepimizin tabii bizim de başımıza gelebilir böyle şeyler. Çünkü baktığımızda aslında altyapılarımız, sistemlerimiz birçoğu aslında birbiriyle bağlantılı ve teknolojik olarak da internet altyapılarını da kullanan birçok kritik servislerimiz var. Ve internete bağlı, birbiriyle bağlı ve açıkçası çok da zafiyeti barındıran, çok da güvenli olabileceğini söyleyemeyeceğimiz bir takım altyapıların üzerinde oturuyoruz. Yani bu anlamda çok hani süper bir noktada değiliz yani. Ben biraz şeyi bu noktadan dikkat çekmek istiyorum. İyi bir noktada olduğumuzu söyleyebilmemiz için açıkçası genel anlamda baktığımızda bir şey yapmamız lazım. Herkes kendi tarafında bir çeki düzen veriyor kendi bulunduğu sorumlu alan, ama bir ülke olarak baktığımızda böyle bir şey biz yaşarsak ne yapacağız? Bu noktada bir koordinasyonu kim sağlayacak? Kim hangi aksiyon alacak? Herkes kendi kapısının önünü mü süpürecek ya da evini mi temizleyecek? Yoksa toplu bir karşı ve tepki verme şeyine gidecek miyiz? Örneğin bir internet kesilse, bir DNS dediğimiz altyapıların biliyorsunuz 10 tane, 13 tane global DNS var. Bunun 10 tanesi Amerika'da. Bir kararla tamam, biz bu DNS'leri kapatıyoruz Türkiye'ye dedikleri zaman biz ne yaşayacağız? Yani bunları biraz düşünüyor olmamız lazım diye düşünüyorum. Açıkçası bu noktadan baktığımız zaman geçmişte yaşadığımız örneklerde bulut ortamlarında yürüyen projelerden tutun, oralara erişim kapatıldığı zaman oradan kaybedilen verilerden tutun, birçok aslında olumsuz tecrübeyi de yaşamış durumdayız. Bu gözle bakıp aslında biraz daha felaket senaryolarını ve tatbikatları kendi içimizde senaryolaştırarak ve bir koordinasyon merkezi üzerinden bütün bu tatbikatları yapıyor olmamız gerektiğini söyleyip sunuma geçmek istiyorum. Şimdi siber saldırılara baktığımız zaman yıllık siber saldırıların küresel ekonomiye maliyeti 600 milyar dolar. Bu çok ciddi bir rakam. Ve buna karşılık aslında yapılan siber güvenlik yatırımları da yıllık 100-150 milyar dolar civarında. Geçtiğimiz yıl 150 milyar gibi bir rakam açıklandı. Siber saldırılardan etkilenen bir günde 2.7 milyon insan var. Kullanıcı var diyebiliriz. Ve 2.9 milyar veri sızma vakasından bahsediyoruz. Her saniyede 44 veri sızıntısı gerçekleşiyor. Bunların %64'ü web tabanlı, %62'si kimlik avı ve sosyal mühendislik, %59'u kötü niyetli botnet saldırıları, %51'i de hizmet durdurma atakları diyebiliriz. Peki bu noktada biz
Türk Telekom olarak açıkçası ne yapıyoruz? Müşterilerimize bu tür hizmetlerin aslında bu risklerin korunması, bu risklerden korunması için siber güvenlik hizmetleri veriyoruz. Birçoğunuzun malum olduğu gibi. Biz hangi hizmetleri veriyoruz diye baktığımızda ağ güvenliği paylaşımlı hizmetler veriyoruz. Aslında paylaşımlı ve paylaşımlı olmayan aslında yerinde yönetilebilir servisler. Dedike güvenlik hizmetleri veriyoruz. Ve profesyonel güvenlik hizmetleri dediğimiz siber güvenlik testleri, sızma testleri ve log danışmanlığı, CM danışmanlık hizmetlerini veriyoruz. Peki bu altyapı güvenliği konusuna gelecek olursak, başta konuştuğumuz konular. Ne tür bizim Türk Telekom altyapısında, mobil tarafta mesela riskler var ve bu riskler karşısında neler yapıyoruz? Açıkçası mobil cihaz ve sim kart güvenliği ile ilgili kimlik doğrulama konularında biz açıkçası belli sıkılaştırmalar sağlıyoruz. Burada uygulamaların ve sistemlerin, altyapıların güncellemelerini sağlıyoruz. Cihaz arayüzlerine erişimleri kısıtlama ve yetki bazlı erişimler veriyoruz. UICC ve OTA güvenlik mekanizmalarını devreye alıyoruz. eSIM kullanımı konusunda çalışmalar yapıyoruz ve SIM kartlarımız güvenliği konusunda da özellikle denetim faaliyetleri ve SIM kartla ilgili güvenlik önlemlerini alıyoruz. Hangi risklerden bahsediyoruz peki mobil dünyada diye baktığımız zaman aslında tehditler, araya girme, kişinin trafiğini üzerine çekme ve takip gibi riskler var. Şimdi burada araya girme ile ilgili bir takım şeyler var, önlemler var. Burada frekans hopping'den, işte hava arayüzünde A5-3 şifreleme, işte yenileri çıktı bunların, padding uygulanması gibi, SI randomization gibi, anahtar güncelleme gibi bir takım önlemler var. Bu önlemler ama bildiğiniz gibi üreticilerin ve standartların desteklediği bir takım şeylerle sınırlı. Impersonation tarafında da benzer örnekler alıyoruz, önlemler alıyoruz ve burada da yaptığımız çalışmalarla aslında araya girme saldırılarına karşı özellikle mobil cihazlarda bulunduğunuz yerden işte bir protokol, sinyal gönderilerek diyelim ki SS7 ya da diameter sinyalle aslında sizin trafiğinizi bir başka operatörle, yurt dışında bir operatör üzerine çekip oradan araya girip sizi dinleyip daha sonra tekrar trafiği size teslim ettiğinde siz farkına varmadan dinlenebiliyorsunuz. Bu tarz şeyleri önleme konusunda önlemler alıyoruz. Atakların olduğunu görüyoruz ve atakları engellediğimizde görüyoruz açıkçası. Takip etme tracking dediğimizde de yine GSM sistem üzerine mobil baz istasyonu bazlı 50 metre mesafeye kadar açıkçası sizin lokasyonunuzu tespit edebilecek bir sinyalle bilgiyi aslında sağlayabiliyor altyapılar bu zafiyetleri içerdiği için. Bu zafiyetleri engelleme yönünde de TIMS'i yüksek frekansla güncelleniyor. Bu gerçek IMSI yerine aslında temporary bir IMSI oluşturulup kullanılıyor. Fake bir IMSI aslında. Konum güncelleme şifreleri kullanıyoruz burada. IMSI numarası şifreleniyor ve home routing özelliği devreye alındı bu konuda önlem için. Sinyalleşme tarafında ise tabii baktığımızda aslında SS7, diameter, GTP gibi filtreleme yöntemleri gibi burada yapabileceğimiz protokol bazlı aslında önlemler var. O havadaki iletişim protokollerinin aslında zafiyetlerini engellemeye yönelik bir takım burada sağ tarafta belirttiğimiz çağrı dinleme, lokasyon takibi, fraud gibi, DDoS gibi, spam ataklar gibi bunlara yönelik aslında önlemleri de bu sinyalleşme güvenliği tarafında sağlıyoruz. Bunları nasıl yapıyoruz? Aslında tek bir yöntemle, sadece teknolojik altyapıyla, teknik şeylerle yapılabilmesi mümkün değil. Burada teknik ölçümler, operasyonel aslında takip ve resmi karşılıklı anlaşmalarla, diğer operatörler, roaming anlaşmalarında vesaire gerekli önlemleri almak gerekiyor. Şimdi bu tarafta tabii açıkçası yaptığımız çalışmalar genel anlamda düzenlemelere, regülasyonlara uygun olmakla birlikte daha fazla yapılabilecek şeyler var. Dünyada her gün yeni açıklar tabii ki yayınlanıyor. Yeni bir takım zafiyetler çıkıyor ve bunları kullanabilecek ataklar da
ortaya çıkıyor. Bu atakları aslında önceden tespit etmek daha işte bir yerden beklemeden aslında bizim bunları takip ediyor ve buradaki riskleri elimine edebiliyor olmamız gerekiyor. Bu noktada da çok fazla gerçi şeyimiz yok. İnsan kaynağı ve tecrübeli teknik personel anlamında ülke olarak söylüyorum. Yeterli kaynak da çok fazla yok. Burada bir teknoloji transferi konusu ya da buradaki dışarıda yapılan çalışmalardan aslında Türkiye'de bu teknolojiyi, know-how'ı edinip kendi ürünlerimizi de geliştirmesi konusunda da ilgili çalışmaları grup şirketlerimizde yürütüyoruz. Yürütmeye başladık. Burada tabii şebeke güvenlik taramalarından da bahsetmem lazım. Şebekede kullanılan tüm cihazların, tüm ekipmanın, buradaki yönetim süreçlerinin aslında güvenlik taramalarını yaparak burada gözden kaçan insan hatası ya da bir takım süreçsel eksikliklerden kaynaklı problemlerin güvenlik riski oluşturmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Tabii VPN tarafında da özellikle loglama, raporlama, denetim olmaması gibi şeyler var, riskler var. Bunlarla ilgili de MPLS şebekede özellikle SPOC, DSTP, hairpin tanımlarının kaldırılması gibi daha aslında temel şeylerden başlayarak firewall yapılandırılması, VPN to VPN, VPN to AES geçişlerini güvenli hale getirilmesi, firewall harici güvensiz workaround çözümlerden vazgeçilmesi gibi önlemler alıyoruz. Şimdi DNS firewall tarafında da bir takım çalışmalarımız mevcut. Burada tabii mevcut zararlı yazılımların birçoğu DNS servisini kullanarak yayıldığı için trafiğin gönüllülüğünün sağlanması, kategorizasyon, zarar domainlerinin engellenmesi kategorizasyon sonrasında, yakalanamayan DNS isteklerinin zararlı DNS isteklerinin engellenmesi, tünelleme, anomali tespiti ve açıkçası yeni ürün ve yatırımlara zemin hazırlayan güçlü bir veri tabanıyla bunların desteklenmesi gerekiyor. Sonuçta aslında burada bir güvenli internet hizmetinin son kullanıcıya, müşteriye verilmesinden bahsediyoruz. Güvenli internet hizmetini destekleyici bir takım ürün ve servisleri de çıkarmayı bu yıl içerisinde hedefliyoruz. Özellikle şebekede kullandığımız ekipmanların admini dediğimiz, yöneticisi olan ekiplerin, bu ekipmanlara erişen, destek sağlayan üretici destek ekipleri, herhangi bir sorun, problem anında erişen personel ya da outsource, üçüncü partilerin açıkçası erişimlerinin kısıtlanması, takibi, kayıt altına alınması, zaman, bölge ve kullanıcı bazlı bir takım aslında yetkilendirme ile bunların takibi, log takibinden tutun, işte ekran kaydına kadar hepsinin takibi, alarm ve raporlamalarla 7/24 ekiplerce izlenmesi çalışmalarını da projelendirerek devreye aldık. Tabi burada devamlılık dediğimizde yedekliliğe vurgu yapmadan geçemeyeceğiz. Şimdi bir takım servislere baktığınızda coğrafi ya da lokal yedeklilik konusunda problem yaşandığında bunun etkisini hepimiz görüyoruz. Coğrafi yedeği olmayan ya da lokalde yedekliliği sağlanamamış, yeterince konfigüre edilmemiş ve bakımı yapılmamış cihazlar bir anda hayatınızı etkileyebiliyor. Cihazın bir tanesi gittiğinde diğeri devreye girmedi mi başınıza felaket senaryosu olarak tabii önünüze geliyor. Burada servis devamlılığı açısından açıkçası hem biz takip sistemlerdeki alarmları, warningleri takip etme açısından Türk Telekom'da bir SMC merkezi oluşturduk. Zaten var olan merkezimizi daha da büyük bir yere taşıdık. Burada 7/24 müdahale için iki farklı lokasyonda Türk Telekom servis SMC ekipleri var. Bu altyapıyı ve şebekeyi, mobil, sabit, genişman tüm şebekeyi izliyorlar. Burada tabii remote SMC ekiplerimiz dediğimiz aslında bölgelerdeki ekiplerle de koordineli çalışıyorlar. 11 farklı bölgede remote SMC ekiplerimiz var. Türk Telekom'un aslında bu noktada en büyük gücü de bölgelerden geliyor. Sahada çok ciddi, tecrübeli ve yetkin ekiplerimiz mevcut. Afet durumları için bölge yedeklik yapımız var. Acil durumlar için hazır mobil araçlarımız mevcut. Ankara ve İstanbul'da da FKM
işletiyoruz felaket kurtarma merkezi olarak. Son slaytlara gelirken açıkçası iş sürekliliği çalışmalarından da bahsetmek istiyorum. Şimdi büyük bir şebeke ve altyapı işlettiğimiz için burada başımıza gelecek senaryoları, oluşabilecek kaza, arıza, saldırı ne varsa hani bütün bu senaryoları iş sürekliliği planlarını oluşturarak takip ediyoruz. Bunlar neler? Aslında şebeke iş sürekliliği planları dediğimiz transmisyon, IP sistem, SaaS, data servisleri gibi bütün verdiğimiz servislerin bir iş sürekliliği planı var. Burada erişim şebeke tarafı da aynı şekilde. Network şebeke ve erişim şebeke dediğimiz ayrı yapılar. IT tarafında verdiğimiz özellikle uygulamalar, servisler, müşterinin eriştiği altyapılar, müşteriye verdiğimiz işte çağrı merkezinden tutun, CRM sistemine, online hizmetlere kadar bunların iş sürekliliği planları mevcut. Siber güvenlik tarafında da iş sürekliliği planları özellikle yapıyoruz. Çünkü bütün bunlar yapılırken güvenlik ekipmanlarının da bunlara hizmet veren bir ve burada güvenliği sağlayan altyapıların da iş sürekliliği planlarını ayrıca çalışıyoruz. Titizlikte. Hizmet üzerinde de özellikle e-fatura, Flexus, TTNet, Alo gibi müşteriye değen kritik servislerimizin de iş sürekliliği planlarını ayrıca çalışıyoruz. Burada 7 tane canlı tatbikat, 1 tane entegre tatbikat yaptık ama bu dediğim gibi Türk Telekom içinde. Yani gönül ister ki Türkiye genelinde bir mesela internet gitti, ne olacak tatbikatını hep beraber yapalım biz de Rusya gibi ya da diğer ülkeler gibi. Çünkü orada başımıza ne geleceğini 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyoruz ama yaşayarak görüp gerekli önlemleri şimdiden almak lazım diye düşünüyorum. 2018'de 22 adet tatbikat yaptık. Geniş katılımla yaptık bu tatbikatları. Bölge müdürlüklerinden tutun, teknik ekiplere, business ekiplere kadar bu tatbikatlarda yer aldılar. Olay yönetim tarafında da bu tatbikatlar sonucunda ortaya çıkan kesinti ya da herhangi bir problem varsa bunların kök neden analizleri yapıldı ve bunların aksiyonları da düzenli olarak takip ediliyor. Tabii sürekliliğiyle beraber kardeş kavram risk yönetimi de geliyor gündeme. Burada oluşan hem risklerden yola çıkarak yaptığımız yatırımlar, bir risk envanteri var. Bu risk envanterini oluşturuyoruz ve bunları aslında teknik tarafta özellikle direktörlük bazlı, bizim organizasyon bazlı ve altyapı bazlı, şebeke bazlı skorluyoruz. Daha sonra bu skorları uygun aksiyonlarla destekleyici bir şekilde direktör onayına, oradan da direktör onaylarından geçen riskleri de genel müdür yardımcımızın onayına sunuyoruz. Daha sonra da şirketimizin risk yönetimden sorumlu finans direktörlüğü var. Finansın altındaki bu direktörlükte de paylaşıyoruz. 17 adet risk başlığı belirlemiştik. Bunlar da işte kök neden 158 adet tespit edildi. Ve 353 adet de risk kök nedeni için skor belirleme çalışması yaptık. Ve bunların aksiyonlarını da haftalık, aylık takip ederek raporluyoruz risk yönetimimize. Ben teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Sorusu olan ya da sormak isteyen olursa da yardımcı oluruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Mahmut Küçü'ye çok teşekkür ederim. Türk Telekom Siber Güvenlik Direktörü kendisi. Sizi lütfen böyle sahneye alalım. 600 milyar dolarlık bir ekonomiden bahsettiniz. Çok hakikaten ben de şey oldum. Şok oldum yani konuya. Efendim, Burak Dayıoğlu, modern bir SOME için süreç yönetimi ve otomasyon Atar Labs Genel Müdürü. Sizi sahneye davet etmek istiyorum. Mahmut Küçü'ye plaketini vermek üzere. Lütfen. Buyurun efendim.
Thank you.